Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi aslında Polatlı'nın tarihi dokusunu ortaya çıkaran, bunu insanımıza tanıtan bir görev üstlenmiş durumda. Diyorum, Sakarya Meydan Muharebesi şu anda 2015 yılında bir milli park olarak ilan edilmiş durumda. Şehitlikler yapılmış durumda. Burası da bu alanlarda Çanakkale'ye benzer bir alana dönüştürülecek. Onun için de 100. yılda inanıyorum ki yüz binlerce demeyelim ama on binlerce insanın gelip yürüyebileceği bir rota olduğunu düşünüyoruz. Gelip Sakarya Meydan Muharebesi'ye, Büyük Taarruz, daha sonra ta İzmir'e kadar olan bu destanı sahiplenmesini ve bu projelerle burayı canlandırmasını bekliyoruz. Şiyan bu savaşın öncesi de var. Yani İzmir'den itibaren adım adım topraklarımızı işgal ederek Polatlı Haymana'ya kadar gelen düşmanı durdurduğumuz yer artık. Artık son kale. Burası kaybedilmiş olsaydı zaten Ankara işgal edilmiş olacaktı. Böylelikle orada filizlenen Milli Mücadele Merkezi yok olmuş olacaktı. İşgal edildikten sonra da belki de Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Yani bizler aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her şeyimizi borçlu olduğumuz toprak. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 7'den 70'e herkesin yer aldığı bir savaş. Ve insanımız elinde avucunda ne varsa bu savaşın son şans olduğunu bildiği için her şeyini vermeye çalışıyor. Bundan sonra, bu savaştan sonra, bu savaş kazanıldıktan sonra da artık demek ki biz kazanabiliriz. Biz bu başımıza üşüşen bu kargaları, leş kargalarını kovabiliriz ve vatanımızı temizleyebiliriz. İnancı bizde yerleşiyor. Büyük Taarruz'un hazırlıklarını yapıyor. Bu savaş 13 Eylül 1921'de kazanıldıktan sonra artık Büyük Taarruz'un hazırlıkları yapılıyor ve bir yıl sonra da Büyük Taarruz çok kısa bir süre, 9 günlük bir süre içerisinde tümüyle kazanılmış oluyor. Yani baktığımızda inanılmaz bir destan burada yazılan. Bu destanı bizler halkımıza, gelen konuklarımıza bu toprakları tanıtmaya çalışıyor ve bu topraklara olan borcumuzu da bunu yaparak ödemeye çalışıyoruz.